Şimdi böyle bir parçası varmış arkadaşın. Şu kanalları açacakmış. 8 küreyle, 16 küreyle nasıl yapacağını sordu. Ona yardım amacıyla çekiyorum bu videoyu. Şimdi buradaki 20 tane kanalın arası 3'er kaç 3 milimetre değil, 20 milimetre ve derinlikleri de 3 milimetre. Bunu nasıl yapacağını gösteriyoruz şimdi. İlk başta kanalımızın tam ortasından geçen aslında bir tane çizgi atarsak bizim için faydalı olur. O yüzden şu düz yüzeye bir çizim açıyorum. Çizgi komutuna geldim ve buradan şu orta noktayı şöyle bulayım. Hadi daha sonra silerim. Buranın orta noktası şurası. Şuradan geldim. Ve bunun şurasına kadar tam ortasından geçen bir çizgi çizdik. Şuradakini sileyim sonra. Buraya artık işim kalmadı. Sonra bu çizmiş olduğum çizgiyi eşit aralıklarla 20 milimetre çoğaltacağım. 20 milimetre aralıklarla çoğaltacağım. Şuradan 20 diyelim ve şuradan da 20 tane diyelim. Sonra hangi eksende çoğaltacağız? X ekseninde neyi çoğaltacağız? Şunu çoğaltacağız. Ve hepsi bakın tam kanalların ortasından geçiyor. Onayladım. Ve burayı da onayladım. Çizimden çıktım. Hepsinin ortasında takımın tam merkezi buradan dolaşacak, tamam mı? O yüzden bu çizgileri atadım. Şimdi buradan geliyorum profil komutuna. Profil komutuna girdikten sonra geometri olarak seçmiş olduğum çizgiyi seçeceğim sadece. Bir. Aslında bunu neyse oradan ötelerdik ama bir ileri bir geri yapıyorum artık. Şu şekilde seçiyorum. İleri geri ileri geri. Aslında yönünün çok da önemi yok burada. Sonuçta takımı ortadan dolaştıracağımız için ileri zincirin başlangıç yönü ister burası olsun ister şurası olsun önemli değil. Ama yapalım. Bu arada bu Solidcam eğitim setine YouTube kanalıma abone olup da altına abonelik yaparsanız Solidcam'in bütün detaylarını A'dan Z'ye öğrenmiş olursunuz. Yani kendinize zaman ayırın ve bu programı öğrenin. Yani bu olur ya da piyasada en çok kullanılan Solidcam ile NX olur. Yani ikisinden birini iyi derecede öğrenmenizi tavsiye ederim. Bu işin içerisindeyseniz eğer yani öğrenin bunu. Neyse, onayladık zincirimi seçtikten sonra takım olarak gelip 16 kürelik bir tane takım belirleyeceğim. Küre takım ve buradan 16 küre dedim. Okey. Malzemeyi bilmediğim için devir ilerleme bilgisi girmiyorum. İşin üst düzlemi 0 zaten. Profil derinliği 3 mm. Ve bunu finish'i açtım. Finish açık kalsın. Kabayı duvarda paso yok. Şuradan gelip finish için tabanda onda bir paso bıraksın. Aşağı adımlaması da onda 5 onda 5 olsun ve en son finish'i bir kere yapsın. Ve bunu yapan takımım tam şöyle bunun bütün şeylerin ortasından dolaşsın. Bakın hepsi ortaya geldi. Ve takımın tam merkezde burada kalacağı için burada bir miktar çapak kalabilir. O yüzden takımımı 2'şer milimetre baş tarafını ve son tarafını uzatıyorum ki şuralardan takımlar biraz dışarı çıksın. Ve bunu tümünü uyguladığım zaman hem girişte hem de çıkışta hepsini 2 milimetre uzattı. Dolayısıyla orada bir talaş artığı kalmayacak. İleri geri kesimlerim. Bağlantılarda burayı yok dedim. Şurayı da yok dedim. Ve hesapla dedim. Simülasyon. Çalıştıralım simülasyonumuzu ve bu şekilde yapıyor. Şöyle katı simülasyona geçelim. Katı simülasyonu biraz yavaşlatalım simülasyonumuzu. Takımız işte bu şekilde çalışıyor. Olay umarım anlaşılmıştır. Meslek hayatınızda başarılar dilerim. Kendinizi geliştirin lütfen. Gereksiz işlerle uğraşıp zaman kaybı yapmayın. Hafta sonunuzu, akşamlarınızı değerlendirin.